Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Türk Keneşi Genel Sekreteri Bağdat Amrayev, Kırgız Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Sayın Kubançek Ömür Aliyevi, 6 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'daki Türk Keneşi Sekreterliği binasında kabul etti. Türk Keneşi'nin yeni bir işbirliği dönemine girmesinin önemini vurgulayan Büyükelçi, 31 Mart 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen gayri resmi Türkistan zirvesinin gündeminin etkinliği ve zenginliğine dikkat çekti. Son olarak Büyükelçi ayrıca Genel Sekreter'e sekreterliklerin verimli çalışmaları ve tüm Türk dünyasının kardeşlik ve birlik ruhunu güçlendirme çabaları için şükranlarını dile getirdi. Bir diğer bir diğer haberimiz Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Japonya Meclis Başkanı Park byung sung liderliğindeki Kore Cumhuriyeti Parlamento heyetini kabul etti. İkili ve bölgesel gündemin güncel konularının tartışıldığı belirtiliyor. Bir diğer haberimiz dün bahsettiğimiz Türkiye ve Azerbaycan ordusu ortak haberleşme güçlerinin tatbikatlarına yönelik Pakistan basınında da bir haber paylaşılmış. Yine Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında Kongo'nun başkentindeki Nil barajı ile ilgili görüşmeler üç ülkenin dışişleri bakanlarının nihai açıklama yapamamaları üzerine uzadı. Burada şunu belirtelim: Ortak bildirinin daha önce Pazartesi günü yayınlanması bekleniyordu. Ancak bir dizi kilit anlaşmazlık noktasındaki farklılıklar sebebiyle görüşmeler 24 saat uzatılmış, ardından tekrardan uzatıldığını görüyoruz. Bilindiği gibi bütün Avrupa Birliği'nden Avrupa Birliği Konseyi Başkanı, bunun dışında Avrupa Komisyonu Başkanı ülkemize ziyaret gerçekleştirdi. Hiç gelmeseler de olurmuş diyoruz. Burada yaptıkları açıklamada terörist Selahattin Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirttiler. Bunun dışında ekonomik işbirliği için ön müzakerelerin başlaması gerektiğini de belirttiler. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ilişkilere yeni bir ivme kazandırmak üzere Türkiye'ye geldik. Daha yolun başındayız. Bu bir sürecin başlangıcı. Yine Michelle ise. Komisyon, Haziran ayına kadar Türk yetkililerle müzakereleri sürdürecek, Haziran'daki zirvede Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerini tekrar ele alacağız açıklamasını yaptı. Bilindiği gibi hep aynı senaryo, Haziran olacak sonra bir sonraki ay, bir sonraki ay gelecek sonra tekrardan bir sonraki ay. Avrupa Birliği kaynaklarına göre Michel dün akşam Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi David Shatterfield ile görüştü. ABD ve Avrupa Birliği Doğu Akdeniz konusunda tam olarak aynı çizgide Fırsatı değerlendirmek Türkiye'ye kalmış şeklinde değerlendirmeler geliyor. İnsan hakları konusunda ilerleme olmadan üye ülkeler Türkiye'li olumlu gündemi kabul etmeyecek şeklinde haberler yapılıyor. Önemli bir gelişmeden bahsedelim. Milli Savunma Bakanlığı füze fırlatma sistemiyle füze taşıma ve yükleme sisteminin muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisara projesi geliştirme dönemi sözleşmesi gereği füze fırlatma sistemi FFS ile füze taşıma ve yükleme sisteminin FTYS'nin 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti an itibariyle tamamlanmıştır ifadelerine yer verildi. Bir diğer haberimiz Pakistan donanma gemisi PNS Alemgir ve bunun dışında Japon Kraliyet donanmasının JS Arşake Fırkateyni'nin Aden Körfezi'nde korsanlıkla mücadele için devriye faaliyeti gerçekleştirdiği belirtiliyor. Geçen yıl Türkiye'nin yönettiği çok uluslu CFT-151 bu yıl Pakistan'a devredilmişti. Bir diğer haberimiz Zelenski yani Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu 26 Mart'tan beri 8 askerini kaybetti. Kendisi Twitter'dan yaptığı açıklamada her gün bize Ukrayna'nın geleceğini inşa etmek zorunda olan cesur vatansever erkeklerin hayatına mal oluyor. Zelenski her gün NATO'ya alınmalar için bu tarz mesajlar paylaşıyor bunu belirtelim. Yine Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi de Türkiye'yi bölgeye çekmek için sürekli paylaşım yapıyor. Görmektesiniz tabii ki de bu oyunlara gelmiyoruz. Bugünlerde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için adil mücadelemizde kardeş Türk halkının desteğini ve dayanışmasını özellikle hissettim. Marketteki çalışandan uzman ve gazetecilere kadar herkes desteğini ve barış diliğini ifade ediyor. Türkiye başkasının derdine kayıtsız kalmaz teşekkürler şeklinde açıklama yaptı. Yine Rus milislerin kontrolündeki Yasinovsköy'ünde köyünde elektriklerin kesildiği belirtiliyor. Amerikan ordusuna bağlı Global Hawk tipi insansız hava aracı Donbass hattı boyunca uçarken Ruslara ait nükleer başlıklı Tupolev 214 ON tipi keşif uçağı da Taganrong bölgesinde uçuş faaliyeti gerçekleştiriyor. Eğer videolardan önce bilgi sahibi olmak istiyorsanız Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın sitesine bakabilirsiniz. Her gün son durum resmi olarak paylaşılıyor. Yine Selçuk Bayraktar'ın firması yani Baykar'dan paylaşılan fotoğraflarda Akıncı'yı görmekteyiz. İlham aldı kuşlardan kanat açtık gökyüzüne şeklinde bayraklar akıncının uçarkenki fotoğrafı paylaşılmış. Yine bir radar kaydı görmektesiniz. Embraer ERJ-135LR yani Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı taşıyan uçağın dün Libya'ya giderkenki radar kaydı. Dilerseniz Libya'da neler görüşüldüğünden bahsedelim. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe Trablus'u ziyaret eden Yunan mevcut Kriyakos Michotakis ile yaptığı ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve münasır ekonomik bölge konusunda ortak komisyon kurmaya hazır olduklarını söyledi. Michotakis ise Libya ile Türkiye arasındaki muhtur hakkında Avrupa Konseyi'nin kararlarına göre herhangi bir yasal güce sahip olmadığını savunduğu bu belgelerin bir an önce iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Farkındaysanız Yunanistan bir açıklama yaparken hep birine dayandırır. Amerika'nın kabul etmediği karara göre, Avrupa Birliği'nin kabul etmediği karara göre başkalarından güç almayı seven bir ülke. Miçotakis, benim doğduğum yer Girit Adası, Libya'ya en yakın noktamız. Sonuçta coğrafya bazılarının haritalarda çizdiği yapay çizgileri değil, ikili ilişkilerin çerçevesini belirliyor. Gören de Libya'nın Yunanistan'la dost olduğunu zannedecek. Yine Miçotakis, istikrarın sağlanması ve seçimleri dış müdahaleden uzak gerçekleştirilmesi için Libya'nın yanında olacağız. Libya'daki yabancı güçler ülkeden ayrılmalı. Bir diğer haberimiz Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora Başkanlığında taraf ülkelerin diplomatlarının katılımıyla başladı. Kapsamlı ortak eylem planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Seyri ve Mayıs 2018'de tek taraflı olarak anlaşmadan ayrılan Amerika Birleşik Devletleri'nin dönüşünün ele alınacağı toplantıya Almanya, İngiltere, Fransa Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve İran'dan üst düzey yetkililer katılıyor ve böylelikle biz de bugünkü haberlerimizin sonuna geliyoruz. Evet dostlar 7 Nisan 2021 sabah haberleriyle karşınızda olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.